Aleyküm abicim, nasılsın? Vay aleyküm selam Muhammed'im, iyiyim. Görüyorsun işte, torun için kampanya başlattık. He, Allah. Sağ olasın, bu kampanyamız valilik onaylıdır. He, ne oldu torununa? 30 milyon para istiyor. Bunlar SMA tip bir kas hastalığıdır. He. Bu çocuğun ne yemesi ne içmesi var. He. Boğazı delik. İşte kendi şeyiyle besleniyor, boğazından besleniyor. Hı hı. Dubai'den teklif aldık. Hı hı. 30 milyon para istiyor. Onun için işte vali bize ne diyor? Gidin dilenin diyor yani. Resmen gidin dilenin diyor kardeşim. Evet. İşte bak valilikten onaylı diyor yani. Ne demek bu? Gidin dilenin diyor yani. Biz de evet. El açıyoruz sağa sola. Şimdi, İşte bu. Kapalı yoldayız şu an gördüğün gibi. Evet. Kapalı yolda puncur dağıtıyoruz. Stantımız var. Stantımızı da gösterebilirsin. Tamam. Ben orada. Tamam. İşte evet. İyi kötü böyle gidiyor. Evet. Yapacak bir şey yok. İlkinde de seni gördük. Allah razı olsun. En azından sesimizi duyurduk seninle beraber. Biz abiyle ekmek yapmıştık. Evet, lahmacun yapmıştık. Lahmacun yapmıştık. Videomuz var önceden. Evet. Hatırlayan arkadaşlar bilirler. Mustafa abi, şimdi bilmiyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki de bu para iyi bir para mevcut dünya şartlarında. Çok, yani bir kişinin, iki kişinin, 10 ailenin de bir araya gelip de başaracağı bir iş değil yani. Evet. Mecbur birlik olmak lazım, şey lazım ama insanlar duyarsız. Evet. Şuradan geçen her insan 1 TL para atsa bu kampanya 2 günde biter. Evet. Allah rızası için diyoruz. Bak kimse duymuyor. Bakar kör olmuşuz yani, bakar kör. Ben de dahi yani, önce ben de duymuyordum, ben de görmüyordum. Ama insanın başına gelince biliyor. Biri Allah rızası için dediği zaman sağına soluna bakması lazım. Bu adam ne diyor ya, Allah rızası için diyor yani, imdat demek yani bu. Evet. Anlatabildim mi? Biz bunu anlamıyoruz. Evet. Bir Allah rızası için dediği zaman böyle bir lira para olsa vereceksin kardeşim. Bir lirasını, bir lirasını vereceksin buna. Ben bunu öğrendim yani. Bunu evet. Bilmeyen, görmeyen insanlar ne bileyim ben. Allah rızası için diyorsun ya. Daha bundan büyük bir şey var mı? Şimdi çaresizlik insanı her an yakalayabiliyor. Evet. Demek ki biz gerçekten insanların bazıları art niyetli olabiliyor ama biz bilemeyiz. Eğer biliyorsak onun mesela art niyetli olduğunu ona öyle yaklaşırız. Ama insanlar gerçekten birbirine ihtiyaç duyabiliyorlar. Ya bir de bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Biz bu zamana da kimseye Allah rızası için demedik. Biz zaten bu çocuk şu anda 4,5 yaşında. 2 sene boyunca biz bu çocuğa baktık. Var gücümüzle evimizi sattık. Arabamızı sattık geri geldi. Dairemizin birini sattık. Benim villam da var. Yalan söylemiyorum. Ben fakir insan değilim. Altımda arabam da var. Peço arabam da var. Zenginim ama benim başaracağım iş değil yani. Ben yoksul bir insan değilim yani. Diyeceksin ki Mustafa abi sen yoksul musun? Elhamdülillah yoksul değilim. Ben emekli adamım. Şu anda bir yere gidip çalışsam benim yemyem nereden baksan en kötü yemyem ne kadar sen söyle kardeşim sen biliyorsun yani. 300 liradan aşağı yemye alan var mı? Ben lahmacun ve pide ustasıyım. Usta için yoktur herhalde. Evet. He. Ama gel görelim işte bu çocuğun yüzünden işi gücü bıraktık. Bak bu işi yapıyoruz. Benim kızım müdür okulda, kreş müdürüydü. Şu anda okulu bırakmış bir çocuk için mücadele veriyoruz. Evet. Bu çocuğun annesi bu bagamatiklerin programcısı. Bundan 5 sene, 7 sene önce 7 milyar maaş alıyordu. Şu anda 15 milyar maaş alması lazım normalde. Ama işini gücünü bıraktı bu çocukla uğraşıyor. Bak evet. Benim oğlan sınıf öğretmeni kolejde. Bizde yalan dolan yoktur kardeşim. Evet. Bunu da araştırabilirler. Sayfaya girsinler. Bu çocuğun ne olduğunu görürler zaten. Evet. Öyle sayfaya girsinler. Evet. Bu çocuğumuzun ne olduğunu görürler zaten. Bu çocuğumuzun her şeysi var. Evet. Yok yok diyelim. Şimdi güzel adam. Ben de inşallah Allah için birkaç nasihat vermek istiyorum. Çünkü gerçekten bu dünyada insanoğlu ne olursa olsun, neye sahip olursa olsun bir yerden sonra çaresiz kaldığı yerler yani, olabiliyormuş değil mi? Olabiliyor değil. Her an olabilirsin. Heh, eyvallah. Yani 40 yaşında da olabiliyorsun. 3 yaşında. Ha sen olmazsın torunun olur. Torunun olmaz yeğenin olur. Evet. Yeğenin olmaz yakının olur. Anlatabildim evet. mi? Sonunda Allah yani Allah diyoruz yani. Evet. Ben daha Mehdi Allah'ın emrini daha Allah emretmediği için ben eskiden o zaman sizdeyken Mehdi'lik haberini almıştım. Ben söylüyordum sana. Ha. Ben sana güveniyordum. Farkındaysan o zaman sen para da topluyordun hani birilerine yardım etmek için ben vermiştim hani birine ver diye. Sen demiştin böyle böyle Mustafa abi hatırlıyorsan bilmem ama yani yardım da ediyordum ben. Ben insanlara evet. bugün de hamdolsun bir arkadaş vesilesiyle hatta bir arkadaş bugün sen demek öyle bir şeye konu olmuşsun. Kendisi dedi ki orada ihtiyaç sahibi varsa birileri sadaka benden sadaka ver.
böyle birkaç lira da o verdi. İlginç evet. bir şekilde onu da şimdi sana vereceğim inşallah. Ya, Allah ne kısmet etmiş, Allah razı olsun. Ha. Ya biz sadakaya falan... Sana değil ya, Allah'ın izniyle o kampanyayı. Anladım yani. Ama bu çocuklar gerçekten ölüyor yani. Ha. Bu çocuklar, Muhammed senden ricam bu çocukları sayfanda paylaş. İnşallah. Şimdi ben sana birkaç tane bir Allah'ın için nasihatta da bulunmak istiyorum Mustafa abi. Şimdi bunu bana değil, bak göreceksin orada şeyimiz de var. Tamam sen verirsin abi. Yok şeyimiz de var. Evet. Yani göreceksin orayı da çekeriz. Evet. Anladın mı? Gel orayı da çekelim istersen. Tamam görsün. Tamam bir nasihat inşallah konuşalım sonra tekrar. Tamam. Şimdi bizim Rabbimizin bütün kudret onun elinde. Şimdi bizim önümüzde Eyüp Peygamber diye bir örnek var. Evet. Bak güzel adam. Sen bugün doktor der ki gel iyileştireyim der. Aslında o haddini aşarak konuşmuştur. Elinde biraz bir yöntemler Allah öğretmiş olabilir. %80, %90 veriyorlar yani iyileşme garantisi şimdi, veriyorlar. Evet. Bazı sırlar öğrenmiş olabilirler ama kesin şifa Allah'tandır. Allah'tandır. Doğru. Şimdi bir insanı yoktan yaratabilir mi? Yaratamaz. Zaten bu çocuklara doktor dedi ki ilk doğduğunda bu çocukların yaşam süresi 1 yıl dedi bize bak. Söylediği buydu. Ama bu çocuk 4,5 yaşına geldi bak. Eyvallah. Direniyor yani. Vallahi şey yani bu çocuk nefes alıp veriyor yani. Şimdi şunun için diyorum. Şimdi Allah Eyüp Peygamber öyle bir zorluk içine giriyor ki bugünün deyimiyle işte bu ölümcül bir hastalık. Evet, ölümcül hastalıktır. Doğrudur. Kas hastalığı ölümcül bir hastalık. Şimdi o çare bulamayacağı, artık kendini kımıldayamayacak bir duruma yani enerjisi neredeyse tükenediği bir zamanda doğrudur. Bütün inancıyla yere göğe her şeyi yaratan Rabbine diyor ki ben diyor bitkin düştüm. Şeytan herhalde bana bir ağırlık verdi. Yani beni bir şekilde imtihana sürükledi. Sen her Allah'ın Allah da diyor ki senin sebebini diyor. Şimdi sebebi sen ilaçta biliyorsun. Evet. Allah sana orada göstermiş. Tabii önce Allah'tan sonra. Şimdi Allah Eyüp Peygamber'in sebebini ayağını diyor yere vur diyor. Oradan bir fışır fışır takam diyor. Evet. Senin sebebin odur diyor. İlacın orada diyor. Doğrusu. O suyu içiyor. İçindeki bütün hastalıklar üzerine döküyor, dışındaki bütün hastalıklar şifa buluyor. Bir de Eyüp Peygamberimizi biliyorsun, her tarafı yara olmuştu. İşte kurtlar düşüyordu, üstüne koyuyordu yeri. Bunun mübareklerinin şeyi bende diye. Bilmiyorum, o kısmı dışarıdan anlatıyorum ama şu kesin ki çok hasta, çok hasta. Bitkin. Doğrudur. Ve onun üzerine Allah'ın yardımı ulaşıyor kendisine. Yani demek istediğim, güzel adam. Bak önceden de konuşuyorduk. Evet. Vallahi Allah'a dön. Takip de ediyorsun galiba beni. Namaza gidiyordun. Evet kardeşim. Herkes diyordu iş gücü bırakıp Muhammed nereye gidiyorsun? Sen ne diyordun? Ben namaza gidiyorum. İsterse beni şimdi işten kovsunlar diyordun. Allah merhamet evet. etsin. Şimdi sen de güzel adam. Bak nice zamandır Allah bizi bir sebeple tanıştırdı. Allah razı olsun. Sen de inşallah ki bu vesileyle ne kadar çaresiz olduğumuzu anlarsın. Sen daha önce bir ölüm tehlikesinde yaşamıştın herhalde. Evet. O zaman anlatıyordun. Doğru söylüyorsun. Canım neredeyse çıkıyordu dedin. Evet evet. Güzel adam bak vallahi bitiyoruz, eriyoruz ve toprağa gideceğiz. Ne olursa olsun. Mecbur. Mesele Rabbimizin bizden razı olup olmaması. Evet. Başka bir mesele yoktur. Şu anda işte bak bu işi yapıyor. Gönüllü insanlar da var bunda. Bak adamlar 5 kuruş para almadan bu işi kovalayan insanlar da var. Pazar yerlerinde mesela stand açanlar var. Evet. Mesela Sakarya'da stand açan insanlar var. Gönüllüdür. Sırf bu çocuğa yardım etmek için. Eyvallah. Allah seni inandırsın 1 lira desen para almıyorlar. Eyvallah. Bak ceplerinde daha cebinde para varsa üzerine koyuyorlar böyle insanlar. Eyvallah. Şimdi biz bunu düşündüğümüz gibi bir de şununla tamamlayalım inşallah yavaş yavaş. Bizim şunu da bilmemiz lazım. Dışarıda açlık çeken nice insanlar var, çocuklar var. Onlar da insan, bizden biri aslında, nefis. Doğrudur. Ne olursa olsun, dini, ıhrı, ne olursa olsun, evet. Eyvallah. Şimdi bu ülkemizde de var bazı insanlar ama daha çok işte bazı yoksul, işte bitkin ürünün az olduğu yerlerde. Şimdi bizim başımıza geldi. Önce kendi çocuklarımız ama. Kendi çocuklarımız dururken şimdi başkasının çocuğunu da doyurmak doğru olur mu sence yani? Güzel adam. Kendi insanlarımızı doyuralım yani. Güzel adam. Şimdi şöyle. Biz hepimiz insanız. Evet. Birincisi. Doğru. Şimdi hepimiz insanız. Senin de karnın var, onun da karnı var. Doğrudur. O da Allah'ın kulu, sen de Allah'ın kulusun. Allah sana kişisini değil de, eflin suyu değil de, o çocuğu sana verebilirdi. Evet. Veren Allah'tır. Şimdi demek istediğim şudur. Sana git malını mülkünü sat, kendini sokakta kal, onları besle demiyorum. Evet. Ama senin elinde imkan varken bir açlara onların ilacı 30 milyon değil, 30 liradır. Evet. Onların ilacı şu kadar değil, şu kadardır.
bir yemektir, bir domatesdir, bir patlıcandır. Şimdi biz demek ki ne? Biz demek ki açları kendimiz gibi görüp düşüneceğiz. Doğru söylüyorsun. Bizim çocuğumuz olunca o kadar varlık içindeyken dahi sokaklara düşebiliyorsak. Düşebiliyoruz, evet. Bak ne diyorum, ben şu anda Lara'da şeyde oturuyorum, sen söyle. Ne ya? Konya tarafı. Yok yok. Eyvallah, güzel bir yerde diyelim. Evet. Orada oturuyorum, benim villam var yani. Eyvallah. Gerçekten diyorum ya. Eyvallah. Orada oturuyorum, bak nerede oturduğumu bile unuttum. Eyvallah, ona ama gene de işte yaptım. Para yetişmiyor yani. Eyvallah. Para bu çare değil bazen. Şimdi bu dersi buradan inşallah insanlar alırsa, inşallah kardeşimiz de Allah... Evet, ben Melek'te oturuyorum arkadaşlar. Melek'te oturuyorum. Eyvallah. Evet, ya orada Allah villam Allah var ama bak şu aleme bak, şu anda direniyorum. Direncilik demeyelim de torunumuz için el açıyoruz yani. Eyvallah. Şifası için ne yapalım yani, yapacak bir şey yok. Yani evimi de satsan, barkını da satsan gene olmuyor yani. Eyvallah. Şimdi şunu için diyorum. Biz gerçekten ihtiyaç sahibi insanları göreceğiz. Sen de az önce güzel bir şey dedin ya. Düşüneceğiz. Düşüneceğiz. Birbirimizi düşünürsek vallahi billahi tillahi. Bak en sevdiğin şey üzerine yemin ediyorum Mustafa abi. Evet. Biz bu dünyada paylaşmayı bilelim. Vallahi hepimiz mutluluk içinde oluruz. Tek bir tane adam varlık içinde kuranlar. Şunu söylüyorum. Allah niye bela versin ya. Kapalı yoldayız. Bak geçen her insan 1 TL atsa diyorum. Bakın arkadaşlar 1 TL atsa inanın ki bu kampanya 2 günde biter. 1 TL. Allah rızası için diyoruz. Kimse duymuyor, görmüyor. Bakar kör olmuşuz diyorum ya. Buna inanın. Evet. Ben de dahi içinde diyorum. Ben de bu zamana kadar önce duyarsızdım. Şeydim ama bu kadar derdim. Ama inan bakıyorum şu anda insanlara böyle geçiyorlar. Hep millet şey derdinde, nefsi derdinde, boğaz derdinde, ne bileyim yani şey derdinde yani. Allah için diyeni görmüyor. Yani evet. Bir Allah için diyor, bilmem ne diyor. Adam bana dokunmayan yılan bin yaşasır gibi gidiyor yani. Halbuki dönüp dolaşıp evet. Ona da dokunuyor değil mi? Dokunuyor. Evet. Bugün bana yarın sana bunun davetesi var mı? Yok yani biz hepimiz zaten evet. Bir dünyada imtihan. Muhammed kardeşim de burada gördüğüm için seviniyorum. Allah razı olsun. İnşallah sesimizi de duyuracak. İnşallah. Muhammed kardeşimiz de iyi bir insandır. Her dediği de hemen hemen çıkıyor arkadaşlar. Bunu da gerçekten söylüyorum size. Muhammed'den biz 4 sene 5 sene önce Lüksos Sanget'le beraberdik. Adam söylemişti yani bunlar böyle olacak böyle olacak. İşte kıtlık diyordu geldi, şu diyordu geldi. Adama katılıyorum. Allah merhamet etsin. Bizi doğruya ulaştırsın, nurunda ayırmasın. Vallahi billahi. Ben sana şunu söyleyeyim mi? Senin şifan, bu arkadaşlar bazı sebepler biliyorlar ama gerçek Allah'ın bir sadece şifayı isterse rüzgarla gönderir, isterse suyla gönderir. Doğru. Gerçek bir duayla Rabbine dön. İnşallah bu da bir vesile olsun. Annesi de söyle. Ben bunu da inşallah paylaşacağım. Siz de paylaşırsınız. Vallahi billahi Allah merhamet ettiğinde bir su içer. O su, bu adam 30 milyona size bu ilacı veririm dediğinden daha güzel şifa olur. Doğrudur. Çünkü şifanın sahibi Allah'tır ha. Allah'tır evet. Bir dua eder. Sen bunu gerçek anlamda anladın mı? Doğrudur. Bir dua eder yine iyileşir abi. Yani bu her şeyimiz Allah'a bağlı değil. Her şey Allah'a bağlı. Bak o hücreler bir yerde bir tıkanıklık var, bir sıkıntı var. Bir yerde ters işliyor. Evet. Allah'ın onu rayına sokması bizim damarımızdaki kanı aynen dönüştürmesi işte, kadar kolaydır. Şey işte ya, çevirmesi. Sen söyle. Bu omurga gemisinin birinin sortası çalışmıyor işte. Bu başka bir şey yok. Bizim her tarafımızda evet, damarlar gezmiyor mu? Evet. Allah bunları zaten şifayı vermese doğru çalışır mı? Çalışmaz. Bu yüzden gerçek bir imanla Allah'a döndüğümüzde her şey gerçekleşir. Gel burayı da çek istersen Muhammed. Bak, Muhammed kardeşim birinden para getirmiş arkadaşlar. Onun da Allah hayrını kabul etsin. İnşallah. O arkadaşımız da verdiği için gönlü rahat olsun. İyi yere gittiğini kendisi de görsün. Davul Gale Halil'e selam söyle. Kim? Davul Gale Halil. Davul Gale Halil kardeşimin. Bir saniye. Senin şu anda şeyini atıyorum verdiğin parayı. Allah hayrını kabul etsin. Eyvallah. Eyvallah. Allah hayrını kabul etsin. Elhamdülillah. Ebru Suya gönderdiğim para şu anda şey oldu, şifa olur inşallah. İnşallah, inşallah. Allah'ın nurunu... Sağ olasın. Eyvallah, güzel adam. Allah'ın nuru... Seni seviyorum Muhammed. Allah'ın nuru üzerimize olsun. Seni gerçekten seviyorum. Esin ye seviyorum. Ekin'e de görmüş oldum. Tamam abi. Beni de görmüş oldum. Ne demek? Ben paylaşacağım inşallah. Biraz karışık bir video oldu ama böyle olsun. Sıkıntı değil. Bu da benim kızım zaten. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Biz Mustafa abiyle çalışıyorduk önceden. Rüzgar biraz saçı dağıttı. şeyde. Rixos'ta. Rixos'ta çalışıyorduk. Hatta fırının başında videomuz da vardı. Evet.
Şimdi Mahmut abinin iyi insan. Şimdi de böyle bir şeyimiz oldu. Teşekkür ederim. Aslı şifanın olur. Rabbimizden olduğunu inşallah bilelim. Gerçekten o şifayı verdiğinde her şey gerçekleşir. Mahmut'im o sayfanı da paylaşsın inşallah. Tamam, hayırlı günler diliyorum. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Mustafa abi. Seni seviyorum. Ben de. Sağ olasın. Elhamdülillah.